Nazım Hikmet dostlarıyla 25 Mayıs saat 17'de Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde buluşuyoruz. Tepeden tırnağa isyan Nazım Hikmet demek için. Evet sevgili seyirciler, ayrıntılarda yani bizim saatimizde saat 23'te sizle birlikteyiz. Ayrıntılarda hep söyledim, Türkiye ve dünyayı anlamak için size bir gün, eğer tamamını yorumlamak istiyorsanız ayrıntılar yeter bir günü anlamak açısından. Ayrıntılar bugün yine Türkiye'nin bütün olup bitenlerini, dünyada neler var neler yok masaya yatıracak. Size dertleşeceğiz, söyleşeceğiz. Siz de bana fikirlerinizi yansıtacaksınız. Ancak bugün özel bir gece. Saat 23.30'da kısa bir ara verdikten sonra Türkiye'nin vicdanı olan üç fidanı konuşmaya başlayacağız. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan. Bu üç genç 12 Mart'ta Dar Ağacı'na gönderildiklerinde belki de kimileri tarafından oh denmiş olsa da bugün yokluklarında bu üç devrimci gencin kurdukları, hayal ettikleri o Türkiye düşü ne kadar da önemli onu anlayacağız. Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş burada olacak. Deniz Gezmiş'in yoldaşı Hacı Tonak burada olacak. Bu programı kaçırmayın. Bu programda çünkü özgürlüğe dair, eşitliğe dair, adalete dair, anti-emperyalizme ve anti-kapitalizme dair mücadele veren üç fidanın öyküsünü bütün yönleriyle işitmiş olacaksınız. Elbette ki hafta sonu pek çok açıdan hareketli geçti. Bütün bunları ortaya koyacağız. Biz geçen hafta 19 Mayıs'ın 100. yılını kutlamaya başlamıştık. Dün de yine her yerde 19 Mayıs kutlandı. Ve öyle ilginç bir şey oldu ki gerçekten bir Fenerbahçeli olarak ben de ilgiyle izledim. Cumhuriyet'in en önemli noktalarından biri sayılabilecek Cumhuriyet'e giden yolda 19 Mayıs 1919'un 100. yıl dönümünde bu yeni inşa edilen düzenin takımı Başakşehir'le Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli kulüplerinden birisi olan Galatasaray maç yaptı ve bu maçın sonucunda Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Onu da konuşacağız. Neden Galatasaray'ın şampiyonluğu Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı pek çok insanı mutlu etti? Neden tarihsel rekabet ortadan kalktı da bir anda başka bir hale geldi? Aslında biliyoruz. Çünkü insanlar istiyor ki hakiki olsun her şey, yapay olmasın, sonradan dayatılmasın. İşte bütün bunlar bu akşam ayrıntılarda olacak. Ama en önemlisi, tekrar söylüyorum, üç fidan bütün yönleriyle ayrıntılarda olacak. O zaman başlayalım. Eğitimde gericileşme. Adım adım bu sürece nasıl gelindi? Meclise gelen dokunulmazlık dosyası. İstanbul Havalimanı'nda neler yaşanıyor? Emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesi. Deniz Gezmişleri idama götüren neydi? 12 Mart'ın hedef aldıkları. 68 gençliği, anti-emperyalist mücadele ve bugün gelinen nokta. Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmelerle başlıyoruz. Üç fidanı anıyoruz. Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş ve dava arkadaşı Hacı Tonak anlatacak. Birazdan. Size söz vermiştim 6 Mayıs günü çok özel bir yayın yapacağız diye. Lakin elimizde olmayan sebeplerden dolayı o gün bu yayını yapamadık. Niye? Çünkü 6 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kurulu öyle bir karar açıkladı ki Türkiye'nin gündemi oraya döndü, halen de devam ediyor. Ancak biz sözümüzü unutmadık çünkü üç fidanı hakkıyla anmazsak varlığımızı tartışır hale geliriz. Türkiye'nin anti-emperyalist, anti-kapitalist mücadelesinde en önemli virajlardan birisiydi onların kavgası. Ve maalesef ki Dar Ağacı'na giden üç fidanı sadece anıyoruz bugünlerde. Oysa ki söylediklerinin ne kadar doğru olduğunu bugün konuşacağız. Ben çayımı aldım. Biliyorsunuz akşamları saat 23'te ekran karşısında çaylarımızı alıp sohbet etmeye başlıyoruz. Sohbet diyorum çünkü geleneksel habercilik mantığı, gündemin bize dayattıkları falan bunların hepsini bir kenara koymak lazım. Biz samimiyetle, hakikatle elimizden geleni yapalım. O yüzden dostlarımızı da unutmayalım. Bugün Şule Aydın aramızda değil, stüdyoda değil daha doğrusu, sabahtan beri haberlere
o da yaptı. Seblay ve Emre ile birlikte. Şule'nin annesi bir ameliyat geçirdi. Şu anda da muhtemelen bizi izliyorlar. Kendisine geçmiş olsun diliyorum. Hepimizin hayatında ameliyatlar, ölümler, doğumlar, hayatın bütün renkleri oluyor. Ben de istiyorum ki burada gizlenmeden hayatın hakikatini birlikte konuşabileceğimiz bir yapı kuralım. Şu andan itibaren gecenin sonuna kadar benim Instagram ve Twitter adresime ayrıntılar tabelasının yanına sizin için Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın kavgası neydi onu yazmaya başlayabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Ayrıntılar tabelasının yanına Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan sizin için neydi? Lütfen bunu söyleyin. Yüksek perdeden söyleyin. Çünkü Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu mesele onların uğruna verdikleri kavga ve o değerler. Ben de sizden gelenleri okuyacağım. Hacı abiye ve Hamdi abiye de göstereceğim. Bugüne hareketli bir video ile başlamayacağım. Bugüne bir gazete manşetiyle başlayacağım. Çoğunuzun okuduğu bir gazete benim biraz yadırgadığım bir manşetle çıktı. Lütfen onu verelim arkadaşlar. Evet, Gazete Sözcü'nün manşeti bu. Samsun ruhu diye bir manşet atmış Sözcü gazetesi bugün. Ve demir soğudu demiş. Şimdi muhalif bir gazete demir soğudu derken bunu bir temenni olarak mı söyledi, bir tespit olarak mı söyledi, yoksa muhalefetten mi vazgeçti, yoksa Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarda biraz sular durulsun diye mi yaptı bilmiyorum. Ama demirin soğuması meselesini biraz konuşmamız gerekiyor. Bu görüntüyü gördüğüm anda düşündüm. Dün akşam saatlerinde tekrar bunu hissettim. Gittiğimde kendimce bir değerlendirme yaptım. Fotoğraftaki isimlerin kimler olduğunu 3 aşağı 5 yukarı hepiniz biliyorsunuz. Yalnız fotoğraftaki bir kişi var ki, Kemal Kılıçdaroğlu, o daha bundan birkaç hafta önce ağzı salyalı bir güruh tarafından linç edilmeye kalkıldı ve öldürülmeye niyetlendi. Ve şimdi bu fotoğrafa geldiğimiz zaman, fotoğraftaki bazı isimlerin neredeyse Kemal Kılıçdaroğlu'na kusura bakmasın o da haddini bilseydi dediğini duyar gibiyim, bir. İkincisi, bir el sıkma, bir gülümseme yetiyor mu acaba? Bu hakikati yansıtıyor mu? Siyaset böyle bir şey mi? Gerçek duygularınızdan vazgeçip dostlar alışverişte görsün anlamına mı geliyor? Onu düşündüm. Üçüncüsü, fotoğrafın hemen tamamı sağcı bir fotoğraf. Türkiye'nin devrimcilerinden, Türkiye'nin solcularından bu fotoğrafa kimsenin girmemiş olması da ayrıca bir düşündürücü bir tablo. Ve en önemlisi başka bir şey daha var. Fotoğrafta bir tek kadının olmaması Türkiye'yi halen erkek egemen bir dilin ve erkek egemen radikal bir dilin yönetiyor olması beni düşündürdü. Sözcü gazetesi Samsun ruhu dedi. Samsun ruhu, Yenikapı ruhu gibi bir şey mi? Onu da hep birlikte göreceğiz. Bununla başlamak istedim. Bunun üzerine çok düşündüm. Açıkçası Perşembe günü de Cumhuriyet'e bu fotoğrafla ilgili fikirlerimi yazacağım. Çünkü açıkçası acaba siyasette maske takarak bir maskeli balonun içinde olmak mı gerekiyor? Eğer bu maskeli balonun tarafı olmazsanız siyasette kendinize yer bulamıyor musunuz? Ya da Türkiye'de insanlar niye siyasete giremiyor? Böyle fotoğraf vermek istemedikleri için mi diye de düşünmeden kendimi alamadım. Biraz çok konuşarak başladım ama işte evde oturunca 3 gün böyle oluyor. Gelelim diğer meselelere. Binali Yıldırım. İlginç bir adam Binali Yıldırım. Seçimden önce pek onu konuşurken görmedik. Mazbata verilecek mi verilmeyecek mi sürecinde Binali Yıldırım'ı pek görmedik. Yüksek Seçim Kurulu'nun itirazlar sürecinde sonuçlanmasına doğru giderken pek onu görmedik. Ama bir süredir Binali Yıldırım Bey sahalara çıktı ve beyanatlarda bulunuyor. Fakat öyle şeyler söylüyor ki insan pes diyor. İşte Binali Yıldırım. Evet, şimdi ben Binali Yıldırım Bey'in söylediklerinden bir şey anlamadım. Ekrem Bey de açıklama yaptı, o da pek bir şey anlamamış. Ama şimdi nasıl bir tabloyla karşı karşıya kaldığımızı sizinle şöyle bir değerlendirme yapabiliriz. Belki de yapmamız gerekiyor. O da şu, artık Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda gerçekten seçimi kazanmak için ne söyleseniz her yol mübah haline geliyor. Bir hatırlatma yapmak istiyorum size. Mevlüt Uysal bir dönem bir konuşma yapmıştı. Bir şeyler var. Bir şeyler olmasa da bir şeyler var denmişti. O bir şeyler olmasa da bir şeyler var neydi bir onu hatırlayalım isterseniz.
Evet. Şimdi nereden nereye geldik? Şöyle, insanların soyadından, yani insanların soyadından hangi partiye verdikleri tahmin edilerek Yüksek Seçim Kurulu'nun karar almasına yönelik bir takım değerlendirmeler yapıldı. Gülüyorum, insanın sinirleri bozuluyor. Tabii böyle saçma bir şey olabilir mi diye. Bir taraftan bu tablo var. Öte taraftan Binali Bey'in yaptığı değerlendirmeler var. Bir taraftan da halkın içinde gülmeye başlayan insanlar var. Gülenler ne diyorlar? Mesela para veriyor birisi, bütün para veriyor, 20 lira. Adam diyor ki bunun 5 lirası çalınmış, yanlış falan. Bu tür espriler yapılıyor. Biraz kabak tadı verdi. Gerçi kabak lezzetlidir ama yani biraz nahoş bir tablo oldu ama maalesef tablo bu. İşte Yüksek Seçim Kurulu bu koşullarda karar açıklayacaktı. Lakin 200 sayfalık olduğu düşünülen karar bir türlü açıklanamadı. Karar neymiş diye tahmin ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu bakalım ne yapmış. Şimdi hakimsiniz, düşünün, bir gerekçeli karar yazacaksınız. Yazacağınız gerekçeli karar, hadi bugün insanlar yutsa bile, okumasa bile ileride tarihe kalacak. Birileri dönüp baktığında, bugüne dair kafa patlattığında, o zamanlar hakimler varmış. Hakimler de gerekçeli karar yazmış diyecekler. O gerekçeli karar neymiş diye baktıklarında yazılan şeyin de hiç değilse tutarlı olması gerekecek. Açıkçası oraya imza koyan, kararın altına imza koyanların durumu zor. Muhalefet şerri koyanların ise yazacakları önemli. Çünkü hayata dair önemli bir not düşecekler. İlginç bir şeyle daha karşı karşıyayız. Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarda her gün aslında bu meseleler gündeme geliyor. Dokunulmazlıkların kaldırılması istemiyle 25 milletvekilinin adı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildi. Burada ilginç isimlerden bir tanesi Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının sevk edilmesiyle ilgili düğmeye basmıştı anımsarsanız Devlet Bahçeli Bey. Ardından da hadi bakalım göster kendini demişti Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Dolayısıyla bu 25 isimin eğer genel kurula inerse ve tartışma konusu olursa neler söyleneceğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İşte o 25 kişilik dokunulmazlık dosyası. Evet sevgili seyirciler, biliyorsunuz ayrıntılarda yoklama yapıyoruz. Saatimiz 23.15'e geldi. Kimler çayını alıp ekran karşısına geçti? Yoklamada ben buradayım derlerse sevinirim. Yalnız ben buradayım derlerken izleyicilerimiz hangi şehirden olduklarını da lütfen bize söylesinler. Yetmez. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'la ilgili yapacağımız bu yayında üç fidan hakkındaki duygularını, düşüncelerini de lütfen paylaşsınlar ki Türkiye'de yaptığımız bu tarihi yayının da karşılığını hep birlikte hak ettiği biçimde vermiş olalım. İstanbul'da bir havalimanı var. Havalimanı daha doğrusu Atatürk Havalimanı, Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı vardı. Dünyanın sayılı değerli havalimanlarından birisi nasıl olduysa oldu işte bir kararla taşınmaya mecbur bırakıldı. Taşındıktan sonra da İstanbul Havaalanı kondu adı. Fakat bu İstanbul Havaalanı'nın öyle bir tablosu var ki bir AVM gibi diyorlar bu havaalanı. Havacılık kuralları açısından ciddi sorunları var deniyor. Ve önümüzdeki dönemde gerçekten bir sorun olabileceği burada açık seçik ortaya çıkıyor. Gazeteci arkadaşımız Duvar Gazetesi'nden Gamze Akarsu Çelik önemli bir yazı kaleme aldı. O yazıdan hareketle İstanbulluları tehdit eden gerçeği biz de sizle paylaşıyoruz. Evet sevgili seyirciler, ben meseleyi biraz irdeledim. Tabii konunun uzmanı değilim ama çok açık bir şey olduğu söyleniyor. O da şu. Ekolojik denge açısından havaalanlarının seçilme yeri, doğanın işte doğal akışı yani kuş yollarında olup olmaması falan çok önemli. Bunların tamamı açısından sorun olduğu söyleniyor. Gerçekten İstanbullular açısından oradan yapılacak her uçuş anlaşılan o ki riskli. Ordu'nun Çamaşı ilçesinde MHP'li yeni belediye başkanı borçlarını açıklamış. Diyeceksiniz ki ne önemi var Türkiye'nin herhangi bir yerinden? 11.851 kişinin yaşadığı bir şehirden söz ediyoruz. Bakın şehrin durumu neymiş? Yani bir tablo düşünün, küçücük yerde ne biçim paralar harcanmış. Hani biz şey diyoruz ya, Türkiye'de ya bu paralar nereye gidiyor, Türkiye nasıl kendine gelir falan filan, gelmez kardeşim. Bu paralar sistemin içinde kalsaymış zaten bu yokluk, yoksulluk da olmazmış. Kaldı ki bu belediye seçimleri bize gösterdi ki kamu kaynakları öylesine fütursuz harcanmış ki gerçekten belediyelerin kaybedilmesi halinde kaybın ne oranda olduğunu bizler yeni anladık
ama kaybedenler çoktan bildiği için bu kadar direnç göstermişler. Biz de bunları durum açıklandıkça sizle paylaşıyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Arzu Aydın bir açıklama yaptı ve bu açıklama gerçekten dünya hukuk tarihine geçecek. Hanımefendi bir hukukçu. Hukuk, neticede pozitif hukuk denen bir şey var. Pozitif hukukta dünyada artık insanların üzerinde uzlaştığı bir anlayışı gösteriyor. Arzu Hanım yaptığı açıklamayla yeni bir boyut getirdi. Şimdi öyle bir hale geldik ki hukuktan söz ettiğimiz zaman doğal olarak hukukun üstünlüğünden de söz etmemiz gerekiyor. Peki hukukun üstünlüğü gücünü nereden alır? Hep söyledik, hukuk insanlığın ortak serüveninin sonucunda oluşmuş bir metin, bir değerler bütünüdür. Bu insanlığın yeni sorunlarıyla birlikte mutlaka yeniden biçimlenir. Lakin özü değişmez. İnsanların eşitlik, özgürlük arayışı bağlamında önemlidir. İfade özgürlüğünün değeri bu saatten sonra geriye götürülemez. Milli irade meselesi evet ama netice itibariyle bir kişinin bile hakkının gerekirse milyonlara karşı korunması gerektiği falan tartışılamaz. O yüzden toplumun örf ve adet meselesini bununla eş hale getiremeyiz. Bazen toplumun gelenekleri yanılabilir, nitekim yanılıyor da. O yüzden bu türden yaklaşımların ne kadar riskli ve hayatı ne kadar daraltıcı olduğunu sizinle tekrar konuşmuş ve paylaşmış olduk. Şimdi size ilginç ve kritik bir haber vereceğim. IŞİD'den söz edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde IŞİD bir açıklama yaptı. Bu açıklama dünyadaki bazı ülkelerle birlikte Türkiye'yi de ilgilendiriyordu. Köşeye sıkıştığı zaman saldırganlaşan, küresel destek gördüğü zaman yine saldırganlaşan ama dünyada görebileceğimiz en radikal örgütlerden biri olan IŞİD yakında 36 intihar eylemcisiyle sokaklarda olacak. Maalesef Türkiye'nin de bu çemberin içinde olması, üstelik bizim sınırımıza yakın bölgelerde bu siyasal İslamcı ve radikalleşmiş örgütlerin bulunması ayrıca son derece tehlikeli. Ayrıca da bizim açımızdan sınır güvenliği sorunu bağlamında da büyük risk taşıyor. Nitekim Süleyman Soylu bir açıklama yapmıştı geçtiğimiz günlerde. Ve bu açıklamanın da az önce verdiğim haberle paralel olduğu ortaya çıktı. Süleyman Soylu'ya kulak verelim. Sevgili seyirciler, Türkiye'nin eğitim sisteminin yapboz tahtasına döndüğünü hepimiz biliyoruz. Biz laik eğitimin, bilimsel eğitimin ve buradan yetişecek çocuklarımızın ülkemizin geleceği olacağını, hatta insanlığın geleceğine katkısı olması bağlamındaki ne kadar önemli olduğunu söyledikçe sanki Milli Eğitim Bakanları bunun tersini yapıyor. Her ne kadar bugün Twitter'dan biraz sonra vereceğimiz haberdeki kimi bölümlerdeki kaygıları hayır böyle değil diye yanıtlamış olsa da Sayın Bakan, Türkiye'nin eğitim sistemi maalesef bilimden hızla kopuyor. İşte yeni eğitim sistemi, yapboz tahtasına dönen eğitim sistemi. Şimdi Sayın Selçuk, özel okullar konusunda deneyimli bir isim. Özel okul sahiplerinden birisi şu anda her ne kadar devam etmediyse de. Türkiye'nin birinci sorunu eğitimin laiklikten kopması, bilimden kopması. İkincisi de piyasacı bir halde olmuş olması. Ben bugün mesela insanların çocuklarına nasıl zorbalıkla yaklaştıklarını, okula hazırlamak için nasıl neredeyse elleri kırbaçlı halde üzerine gittiklerini tanıyayım, görüyorum bir çocuk sahibi olarak. Bundan fevkalade üzüntü duyuyorum. Çünkü gerçekten hangi okula giderseniz gidin, hangi yapı içerisinde olursanız olun, bu bilimden kopmuş olmak büyük sorun. Ayrıca bu işte giderek teknoloji olanaklarının çocukların esir alması, bu oyun manyaklığı falan derken iş perişan halde. Ama özellikle AKP'li yıllarda gerçekten vaziyet sıkıntılıydı. Hatırlatalım, AKP'li yıllarda eğitim. Tabii haber çok, haberlere devam edeceğiz ama şimdi kısacık bir reklam arasına gideceğim. Neden derseniz reklam arasında konuklarımı buraya çağıracağım. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, üç fidanı anacağız bu gece. Elimizden geldiğince yoğun biçimde haberler hazırladık, klipler hazırladık, hepsini sizinle paylaşacağız. Yoldaşı Hacı Tonak burada olacak üç fidanın ve aynı zamanda Hamdi abi, Hamdi Gezmiş, Deniz Gezmiş'in kardeşi burada olacak. Hamdi abi aynı zamanda Deniz Gezmiş Vakfı'nı Bora abiyle birlikte kurdu, değerli bir yönetim kurulu yaptılar ve mücadeleyi de sürdürüyorlar. Onları da bu açıdan da kutluyorum. Şimdi sizin göreviniz ne? Gidin çayınızı kahvenizi alın. 10 dakika sonra buluşalım. Ve lütfen yayınla birlikte Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan
Türkiye için neydi? Sizin için ne anlama geliyor? Bunu paylaşın. Paylaşın ki Türkiye'deki bilmeyenler de duymuş olsun. Kısa bir aranın ardından 3 fidan için buradayız.